Efendim saatler 13.22. Bakalım sosyal medyada bu hafta neler olmuş? Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Bilal Eren telefon attığımızda. Merhaba. Merhaba Murat Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Neler paylaşacaksınız bizimle bu hafta? Hem haberler var hem etkinlikler var. Sizle paylaşayım. İlgili dinleyicilerimiz bunları zaten not edeceklerdir. Belki birçoğuna katılacaklardır. Dubai'den bir haber var. Twitter Dubai'den. Bizde çok ofis açma tartışmaları sürerken Twitter bir karar aldı. 15. merkezini Dubai'de açıyor. Bugün düştü ajanslara. Hani Türkiye'de geçen senelerde, geçtiğimiz günlerde çok tartışılmıştı ofis açacak mı diye. Dubai'de açıyor. Orta Doğu ve işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi o kıtanın Arap ülkelerini kapsayacak ve oradan yönetecekler. Bu bilgi var. WhatsApp'la alakalı bir haber var. Biliyorsunuz WhatsApp artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri. Birçok telefon görüşmesini bile yapmayıp WhatsApp üzerinden konuşmayı yeğliyoruz. Birçok gruplar kuruyoruz, buradan konuşuyoruz. Tabii çok hayatı kolaylaştıran bir yönü olduğu gibi bazı dezavantajları da var. Özellikle operatörler için. Çünkü operatörler bu sayede SMS, telefon görüşmesi gibi yani gelirlerinin bir kısmını en azından kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Mısır Vodafone, Mısır'daki operatör bu konuyu hukuk yoluyla kapatma yoluna gitmiş. Bu bayağı konuşuldu. Mısır'ın en büyük servis, mobil servis servisi olan Vodafone, WhatsApp'ın ücretsiz servis sesli arama özelliği legal olup olmadığını sorgulanması gerektiğini ifade etti ve bu konuda mahkemeye telekom yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. İlginç bir şey yani Türkiye'de de veya diğer ülkelerde de böyle şeyler olabilir yakın bir zamanda. Çünkü bayağı tehdit ediyor onlar için. Türkiye'de ülkemizden bir haber var. Bir araştırma var. Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Haneler interneti ve bilgisayarı nasıl kullanıyor? Özellikle bir veri harekete geçiriyor. İnternet erişimine sahip olmama nedenleri arasında internete bağlantı ücretinin en yüksek olması. Yüksek olması nedeniyle bağlanamama %31.9 yani 32 gibi bir rakam çıkmış ve internete bağlanamama sebepleri ikinci sırada yer almış. Bunun üzerine de Kalkınma Bakanlığı bir eylem planlığı hazırlayıp erişim fiyatlarını bağlanamayan kişilere ücretsiz vermek üzerine bir plan yapmış. Bu bir dahaki sene başlayacak 2016'da ve eğitim gören çocuğun yer aldığı aileler öncelikli olarak değerlendirecek. Bu güzel bir çalışma. Eğer sizin evinizde şeyinize de bakılacak maddi durumunuzda ve eğitim gören bir çocukta varsa internet ücretsiz olacak. 2016-2017 böyle bir çalışma olacak. Belediye aracılığıyla böyle bir ücretsiz internet çalışması olacakmış. Bu da güzel bir haber. Bu hayatımıza giren bir başka şeylerden biri bu selfie çubukları. Bilmiyorum hiç. Selfie çubukları. Evet. Bir yerde sahilde selfie çubuklarıyla dolaşanlar. Özellikle seyahatlerde turist gruplarında çok rastlıyoruz. Evet, bugünlerde. Şimdi Fransa'da şöyle bir şey olmuş geçen hafta. Paris'te Versailles Sarayı'nda, ünlü bir sarayları var onların ve orada bir sürü tarihi eser var. Selfie çubuğuyla fotoğraf çekerken bir vatandaş oradaki tarihi eserlerden birine zarar vermiş. Eyvah. Ve büyük bir tartışma yaratmış ve ilk yasak Fransa'dan resmi olarak geldi. Hiçbir sarayda, öğren yerinde, işte bir kültür varlıklarının olduğu bir yerde selfie çubuğuyla giriş yasaklanmış. Bu ilginç bir haber. Fransa'nın bütün selfie çubuğu, yani içeriden güvenlik girerken bu selfie çubukları toplayacak anlamına geliyor bir anlamda. Böyle bir haber var. İlginç. Daha sonra güvenlikle alakalı bir herkesi ilgilendirecek bir şey var. İşte hepimiz akıllı telefonlar kullanıyoruz. Şöyle bir çalışma, böyle bir haber sızdı. Biliyorsunuz bu WikiLeaks şeyleri sızdıran Edward Snowden bir internet sitesinde geçen hafta şöyle bir belgeyi sızdırdı. CIA'in Apple'ın cihazlarına sızıp iPhone ve iPad şifreleme yöntemleri kırmak için çalıştığı, bu konuda Apple'ın şirketine yetkili mühendisler gönderdiği ve bu konuda zorladığı haberi geldi. Apple bunu yalanladı ama işte böyle bir içimize de bir kurdu attılar. Evet. Ve yani bunu başarmış oldular. CIA Apple'a baskı yapıp bu şifreleme yöntemlerini
almak istemiş. Nedeni de çünkü hepimizde akıllı telefonlar hayatımızın izlerini alıyor bunlar. Bizim parmak izimizden tutun. Girdiğimiz internet sitelerine, konuştuğumuz arkadaşlarımız, cep telefonu numaraları, e-mail numaraları. Yani Apple'ın, Apple'ın veya bir akıllı telefon markasının makinalarında aslında bizim birçok kişisel bilgimiz var ve bunları korumaları gerekiyor. Evet, evet. Ama ne kadar koruyup korumadıkları da işte böyle bir tartışma konusu. Buradan şunu çıkarıyoruz. Hani bu haberleri verirken neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımızı 2-3 defa düşünmek lazım. Kesinlikle. İleride sıkıntılar olmaması için kesinlikle ona iyi dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. İki tane de etkinlik haberi verelim. Hani konuda ilgisi olanlar için. Dijital Yaşam Kongresi var. 4-6 Mayıs İstanbul Üniversitesi'nde. İlgi duyanlar bu kongreye katılabilirler. Katılım ücretsiz. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde. Dijital yaşamın konsepti şu. Mobil olmanın hayatımızı etkileri. Yani cep telefonunun cebimizde olmasının hayatımızı nasıl etkilediği, iş, sağlık, eğitim, normal hayatımız, bu konular tartışılacak. 4-6 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi'nde. Yarın bizim TRT Radyo'da Dijital Hayat programımız var biliyorsunuz. Öğretmenleri ilgilendiren bir konuyu işleyeceğiz. Geleceğin öğretmenleri konusu. İstanbul İl Müdürümüz gelecek, Muammer Yıldız Doktor. İlgi duyanlar saat 3 ile 3.30 arası bunu dinleyebilirler. Geleceğin öğretmen formatı nasıl olmalı, formasyon nasıl olmalı? Özellikle bu Z kuşağı, Z kuşak, işte interneti kullanan, teknolojileri iyi kullanmaya çalışan abartı derecede. Bu öğretmenlerle ilişkilerini bunu konuşacağız. Evet. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz bu konuda bize bilgiler verecek. Son vaktimiz varsa şeyi anlatabilirim. Her hafta yaptığımız bir sosyal medya mecrasını tanıtma. Evet. Vaktimiz varsa onu anlatabilirim. Var. Bu hafta Google Plus'ı dinleyicilerimize anlatalım istedim. Google Artı olarak gözlerini çarpmıştır belki sosyal medya mecraları kullanan için. Facebook, Twitter gibi Google'un bir projesi. Bu Google bu konuda çok daha önce bir sürü girişimler yaptı ama başarılı olamamıştı. Bu son girişimi. Google'un hiçbir sosyal medya mecrası yok. Ama Google Plus'la beraber bu konuda bir şey yapıyor, atılım yapıyor. Facebook'a rakip olmak istiyor, Twitter'a rakip olmak istiyor. Buradaki şey de aynı, çalışma sistemi aynı. Yalnız tek farklı Gmail adresinizin olması gerekiyor bu buraya katılmak için. Ve güzel özellikleri var. Örneğin daire dedikleri bir şey var. Yani siz burada hesap açtığınız zaman daireler oluşturabiliyorsunuz kendiniz. İş arkadaşları dairemiz. Buna circle diyorlar. Hani Türkçe'ye çevirdiğimde daire diyoruz. İş arkadaşları. Mesela TRT Radyo'da çalışanlar dairesi. İşte akrabalar dairesi gibi. Herkesi bir daireye sokup bir odaya diyelim. Ona göre içerik paylaşabiliyorsunuz. Artısı bu şeyi. Örneğin bir fotoğrafınızı iş arkadaşlarınızla paylaşırken ailenizle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Onları ilgilendirmeyebilir. İşte bir şeydir. Google Plus sosyal medya platformunun en önemli özelliklerinden biri bu. Çok pratik bir şey. Türkiye'de de kullanılmaya başladı. Ve Google hesabı olan bütün herkes bunu kullanabilir. Sadece Gmail adresi olması gerekiyor. Artı özellikleri de var. Örneğin bu mecraya girenler görüntülü görüşme yapabiliyorlar kendi aralarında. Konuşabiliyorlar. Yani Facebook'ta da var bunlar ama Google'unki daha başarılı. Son olarak da bunu söylemiş olabilirim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi yayınlar. Telefon konuğumuz her hafta olduğu gibi Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Sayın Bilal Eren'di.